Selamlar arkadaşlar. Söz verdiğimiz üzere sizlerle tekrardan buradayız. Tabii video saati biraz geç oldu. Lütfen mazur görün. Çünkü yeni güncelleme gelmiş. Ben uzun zamandır bir haftadır giremiyorum oyuna işlerim nedeniyle. Bugün girdik. Söz verdiğimiz üzere size bahsettiğim oyunla alakalı ufak bir açık vardı hatırlarsanız. Bu açık tam açık denebilir mi denmez mi bilmiyorum ama ben bir şey keşfettim. Bunu sizinle paylaşacağım. Sizin mantığınıza ne kadar yatar bilmiyorum. Ama yatsın veya yatmasın. Yatmasın da önemli değil. Videonun sonunda bir şampiyon paylaşacağım. O şampiyon kim biliyor musunuz? Nunu değil. Nunu değil maalesef. Nunu gelecek zaten de. Nunu için bir takım görseller paylaşıldı. Onu da sizlere paylaşacağım ben. Ama Nunu'nun yanında çok beklediğiniz bir kahraman var. Bakalım kim? Öncesinden şu oyundaki bahsetmiş olduğum o noktaya bir değinelim bakalım. Hadi videomuza geçelim hemen. Şimdi hazırsanız size oyunun bu içindeki benim keşfettiğim noktaya değinelim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ama ben sizlere tekrar göstereyim. Öncelikle buraya basıyoruz. Pardon, yanlış mı oldu? Hayır, doğru oldu. Kişiselleştirmeye girdikten sonra hemen yanında ifadeler var. Biliyorsunuz hepiniz bu ifadeleri çok sık da kullanıyorsunuz. Özellikle bu ifadeyi ben daha çok seviyorum. Komik geliyor bana. Şimdi inelim aşağıya. Burada bir kahraman var. Bu kahraman size kimi hatırlattı? Yumi'ye benzemiyor mu? Değil mi? Yumi'yi anımsatıyor. Şimdi bu cepte kalsın. Daha sonrasında bakalım bakalım bakalım. Kim var kim var? Hemen bir gel. Heh. Burada kim var? Bunu çok iyi biliyorsunuz. Gnar var. Doğru mu? Bu kahraman görüntüsü çok benzemiyor mu? Çok benziyor. Hatta bakın ağzındaki o minik diş adeta o olduğunu da bizlere gösteriyor. Şimdi inelim. Burada kim var? Master Yi var. Abi bilmeyenler diyecek nasıl bu Master Yi değil falan. Hayır, bu Master Yi'nin kostümü. Bildiğiniz gibi LoL'den de biliyorsunuz. Hakim olanlar bilir. Evet. Burada bu 3 şampiyondan bahsettik. Bakalım gözüme daha sonra çarpan veya atladığım bir şampiyon burada var mı? Bakalım. Sanıyorum ki yok. Evet. Bu 3 şampiyon karşımıza çıkıyor. Şimdi neden ben size bu 3 şampiyonu gösterdim? Daha doğrusu 2 şampiyon ve kostüm var. Şimdi öncelikle bir kahramanın burada eğer sembolü varsa, ifadesi varsa o kahraman oyun içerisinde demek ki mevcut. Yani Çin sürümünde o kahraman mevcut. Ha bizim serverımıza gelmedi, orası ayrı bir şey. Neden? Bakalım. Burada bir ifadeler var bildiğiniz gibi. Mesela Darius'un bir ifadesi değil mi kendisi? Bu. Değil mi? Darius'un bir ifadesi. Şöyle koyalım. Peşinden biz hangi ifadeleri kullandık? Yakında daha öncesinden Kha'Zix'le alakalı ifadeler geldi. Mesela şuradan süslere bakalım. Bakın Kha'Zix'in bir burada bir ifadesi geldi. Süs geldi. Daha sonra bunlara da bakabilirsiniz. Çeşitli burada bazı kahramanın parçaları var. Şimdi ben bunları incelemedim hepsini. Özellikle mesela bakın burada bazı kahraman hangisini neye benzetirsiniz bilemiyorum. Mesela başka burada bu demiştik ki Darius'un. Şu anda aktif olarak gözükenler yok. Ama bu ifade açıldığında, tamam mı? Veya açılmadığında Pora mağazasında şu anda mevcut zaten. Sizler bu ifadeyi ücretsiz olarak bizlere sunulduğunda bu ifade emin olun yakın zamanda da bu kahramanlar gelecektir. Yumi, Gnar ve aynı zamanda Master Yi kostümüyle beraber gelecek. Bunların size sürprizini vermek istedim. Çünkü birçoğunuz biliyorum ki bunlara dikkat etmedi. Bu kahramanlar burada mevcut. Gelecekler. Sabırsızlıkla bekleyin, tarih vereceğim. Nokta atışı bir tarih yapacağız bunlar için. Merak etmeyin. Onlar da 1-2 hafta içerisinde elimde güzel bilgiler var. Onları size sunacağım. Tabii bu bilgi benim keşfettiğim bir noktaydı. Ama sizin asıl beklediğiniz bir bilgi daha var. Abi hangi kahraman gelecek? Hadi şimdi sizlere onu göstereyim ve heyecanınızı daha da arttırarak videomuzu da söz verdiğimiz üzere bugün için tamamlayalım. Hadi bakalım. Bu arada unutmuşum. Gördüğünüz üzere Brand da bizlerle beraber olacak. Wild Rift ailesine kendisi de katılacak.
asıl önemli kahraman bu değildi. Bunu zaten görenler mutlaka vardır ama bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Birkaç gün sonra da Brandt'ın yeteneklerinden de biraz sizlere bahsederiz. Ama asıl kahramanımız kim? Hadi onu da gösterelim sizlere. Bakın bakalım burada kim var? Seth. Gördüğünüz üzere yetenekleriyle beraber Waldrift'te tüm skill'leri bakın görseliyle beraber karşımızda. Kahraman burada. Bunun gibi birçok kahramanın görselleri elime geçti. Şu an için Çin versiyonunda oyunda aktif olarak bulunuyorlar ve test aşamasındalar. Ve hangi kahraman tabii şöyle söyleyeyim. Birkaç kahraman da henüz gelmedi. Gelmediği için de bazısı test aşamasında. Test aşamasında olanlar demek ki yakın zamanda bize de gelecek. Tarihleri de ufak ufak kulağıma gelmekte. Bunların bilgisini sizlere vermeye devam etmemi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bizi takipte kalın. Çünkü şu anda size paylaşmadığım iki tane kahraman daha var. Onları da haftaya paylaşacağım. Merak ettiğiniz, çok beklediğiniz bir kahraman. Hadi bakalım o da size sürpriz olsun. Ayrıca set bu şekilde gelecek ve yanında da böyle güzel bir kostümle beraber bize eşlik edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Beklediğinize değmiştir. Bunun gibi içeriklerin devamı için bizi takipte kalın. O 10 kişilik arada bir böyle video görünce çıkıp video görmeyince çıkıp daha doğrusu görünce de bize katılan bir tayfa var. Menfaatçı tayfa diyorum ben bunlara. Onları birkaç tanesini tespit ettim. Daha önce posta paylaştım. Diğerlerini de tespit ettiğimde canlı yayınlarda o kişiler farklı muamele gördüklerinde şaşırmasınlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın demeden önce bu aralar yoğunluğundan dolayı videolarımız çok sık gelemiyor. Lütfen mazur görün. Kendinize iyi bakın. Herkesi çok seviyorum. Hoşça kalın.